Efendim selamlar. Bugün Rocket League'de sizlerle beraber rekabetçiye devam ediyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Diamond 3 küme 3'e kadar, pardon, küme 4'e kadar çıkmışım. Şimdi ne yapacağız? Final match diyeceğiz. Ondan sonra ben size yeni çekilişten bahsedeyim. Açıklama ve yorumda detaylar var. Onun dışında şurada şeyleri de göstereyim. Bakın bunları da kastım. Hediyeleri de kastım. Muhtemelen 2 galibiyeti alırsak direkt çempe çıkacağız. Ama kaybetmememiz gerekiyor. Kaybedersek tabii ki de video devam edeceğiz. Yani bir şey değişmeyecek ama çempe çıkamış olacağız. Hadi bakalım. Sezon başı olduğu için zaten bu tarz şeyler zor. Biz elimizden geleni yapacağız. Olsa olur, olmazsa olmaz. Hop, beleş bir gol. Değil. Onu atar mı lan bir sonra? Atamadı. Okey. Ben biraz pasif kalacağım bu bölümde. Çünkü daha hiç ısınmadım ve böyle fazla agresif oynamam benim zararıma olacaktır. Devam abi. Bunu alır. Güzel. Ya hiç ısınmadan girdim, bakalım neler yapacağız ya. O biraz beni açıkçası ürkütüyor. Bunu alayım, yok sayacak. Okey, tamam. Beklemiyordum. Ve yemedi. Okey. Bu arada odadan veya mikrofondan kuş sesi gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Eve kuş geldi. Ya çok rahatsız ediyorsa video çekerken şey yaparım ya ben, olmadı. O kuş sesini, kuş sesini demiş. Kuşların yerini değiştirdim de. Abi bir dakika, bir bakalım hatta burada ne oldu. Bir bakalım. Spor ediyor. Tamam, adamın hatası. Orada niye kaydı durmamı hiç anlamadım. Devam. Hop, şöyle gidelim. Sanki tokat diyeceğiz gibi hissediyorum ama bu arada adamlar vuracak. Hop, direkt dönelim. Oha, topu bıraktı lan adam. Ona ben alırım bu arada. Vuramadık. Boş bir top. Attı. Nice. Bir FPS düşümüyse var gibi ha. Ne diyorsunuz? Gerçi siz göremeyeceksiniz videodan. Çünkü video 60 Hz, 60 FPS. Ama ben 144 Hz oynadığım için çok rahat anlayabiliyorum. Abi bilgisayarda bir şey yaptırmak lazım ya aslında. Termal macun değişimini de temizlemeyi yaptırmak lazım. Şu an mesela kuşlar bayağı ötüyor. O yüzden mikrofonu biraz kendime yakınlaştırayım. Bakalım abi. Ona vurur mu? Alır onu. Yakında. Biz dönelim şöyle. Şöyle vuralım. Hop. Olmadı. Tamam, bir şey adam aldı. Güzel. Çok pasif kaldık ya bu maç. Bunu alırım. Girer bu arada tutmazsan enki. Bizim adam patlatacaklar onu yalnız. Vurduk. Okey, o da olur, girmedi. Benim boost'um yok. Oğlum buradaki bütün boost'a ne ara lan bu adam? Bırak kanka. Ben alayım o topu, yoksa adam kaptıracak da. Girmez. Yakında ama. Vurması lazım. İlk hamle attım. Bir tane de attım. Vurdu. Ama tabii orada erken gitmesi lazımdı. Güzel maç oluyor ya şu ana kadar. Buna gitmeyeceğim, adamın topu. Çok ağır geçip gireceğim burada. Ah, olmadı ya. Devam abi, devam. Adam da dönmüş lan rotasyondan. Neyse. Ona basması lazım. Niye bu kadar bekliyor lan adam? Tamam, bas, güzel. Vurduk. Blokladı kendisinden. Bunu yenemedi. Boş kale. Oo, sattı. Takım arkadaşı sattı çok fena. Bayağı kavga ettiler. Spam falan geldi. Onu vurmasına müsaade edeceğim, zaten vuramayacak. Böyle vurduk. O çok garip bir maç oluyor lan. Yani hiç sarmadı nedense bu maçları. Herkes böyle aşırı tryhard oynuyor. Ben böyle aşırı tryhard'a pek girmiyorum arkadaşlar. Herkes böyle pozisyonda falan. Kimse hata yapmıyor fazla. Hoşuma gitmiyor yani. Bunu bir alayım. Abi ona sen nasıl vuramadın lan? Pozisyon avantajı sendeydi. Bu tehlikeli. Vurduk. Onu bizim adam alır diye düşünüyorum. Yani iyi bir vuruş değil.
Bir tane daha pasladım. Ya bu kadar pasif oynamasam bu arada muhtemelen yeneceğiz, onu söyleyeyim. Hala yenebiliriz ama 3-4 farka gidebilirdi şu maç. Bilerek pasif oynuyorum ki adama o özgürlüğü tanıyım diye. Vurduk, güzel. Güzel reset, devam et kanka. Kaçırdı. Buna vurması lazım. Bana mı geldi? Oy, misilik yapma yapma, kendi kendine atma abo. Güzel. Mutlu da sanmadım baba. Var şey deseydin, mutlu ben oluyorum deseydin. Kaçırmadık. Ne oluyor lan? Oha. Çok garip gol oldu lan. Orada Bulsun olsa tutardım bu arada. Bilge intihar oldu ama. Yapacak bir şey yok. Ya benim hatam var. Eyvallah. Ona bir şey diyor mu? Adamın da büyük hatası var ya. Aha. Topu bıraktılar lan adamlar. Vur kanka. Basman lazım. Vuramadık. Bizim hatamız. Son 16 saniye. Atak bizde. Orta kesme rakibe. Bırak. Gördüğünüz arkadaşlar, adam boş kaleye kaçırdı. Benlik bir şey yok. Benlik hiçbir şey yok. Adam boş kaleye kaçırdı ve kaybetti. Yani orada bana bıraksa açım daha şey fazlaydı. Abi benlik hiçbir şey yok bu maçta. Devam, tamam. Kempe çıkamadık. Dert değil ama en azından kaybedersek böyle kaybedelim. Ya bak, gol atamamıza rağmen, yani gol bu arada 150-200 puan falan veriyor. Ya da 100 puan, emin değilim. Çok fazla puan veriyor. Gol atamamıza rağmen adamın önündeyiz. Bu da bayağı olumlu bir şey bizim açımızdan ve adam açısından da bayağı olumsuz bir şey aslında. Çünkü hani gol atıp sen benden düşük puan yapıyorsan bir sıkıntı var demektir oynayışında. Ve şu an adama oldu. Neyse, sağlık olsun. Burada buraya kadar izlediyseniz ve kanala abone değilseniz 9000 abone olduğunda abone olup bana destek verebilirsiniz. Yani gibi. Güzel. En azından çok sinirlenmedim ya. Ben normalde pozisyonlarda çok sinirlenirim. Ama gereksiz bir sakin kaldım o pozisyonda. Anlamadım. Herhalde tatmin oldum diye bu kadar ya. O bizde mi kankam? Bizde değil. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, kuşlar şu an benim odamda, muhabbet kuşu. Çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Ya bakacağım kayda. Eğer gerçekten rahat bir derecede geliyorsa video çekerken yan odaya alırım onları. Attı onu. Gel. Oha, çok kötü oldu. Böyle vuruş yaparken taktiğim mi lan? Çok sarıyor. O bende. Güzel fikti. Bizim adam tatile çıkmış. Güzel bir şey. Aygıt tip diyor oğlum. Defansıyız. İkimiz de gitmeyiz yani topu. Burada aygıt tip bir durum yok. Al bunu aygıt tipi. Kötü vuruş ama adama geldi. Tamam. Ona gider. Çok güzel. Devam et kanka. Devam et, devam et, devam et. Bırakma. Girebilir. Girebilir derken kendi kendine atma ihtimalleri vardı. Döndüm. Burada aslında gitmem gerekiyordu ama biraz daha pasif oynuyorum. Güzel bir bomb. Çok güzel bir fake. 2'ye 1 pozisyon. Hadi daha. 2-0 oldu. 2-1 oldu tekrardan. Şu adam şuna bir vursun bakalım. Allah. Allah bismillah. Aldık. Vur kanka. Aman rakibe. Bu arada bunun da şu bak. Enti, bir genti. Gol. Ay, bir genti. Güzel blok. Güzel blok. Tamam baba, sakin. Hepimizde top var. Ben de para verdim. Sen vermedin. Sen hep tek sen oynuyorsun. Ona vurdurmam ben. Zaten vuramadı. Değil mi? Ona vur kanka. Çok güzel. Güzel kademe. Adamlar güzel kademe aldı. İki yapmasak o aldık, güzel. Güzel. Şu an oyun bayağı sarıyor.
Kötü vuruş. Beğenmedim. Çok güzel bant. Çok geldi. Baba bassana. Kore attım ya ilk önce aşağıma. Ha? Çok güzel şans anı bizim için olmadı. Benimki. Basabilirsin kanka. Geldim. Biraz agresif çıktım. Vur. Çok agresif çıktım. Önü boş. Açık alan lan. Ah be. Bu sayede adam pasif oynamaya başladı. Allah tamam, sıkıntı yok. Çıkın bir tek hatalıydı. Gereksiz agresif çıktı. Biz de. Kaçıncı save lan bu? 3. Ah be o hata yapmadı. Vallahi yaptırıyordum o hatayı. Bıktırak bu arada. Atarsa çıkarız. Vur kanka. Helal be. Nice. Şimdi arkadaşlar bir de size bir fikir danışacağım. Bakalım sizce beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Şimdi biliyorsunuz ki Rocket League'de böyle harici turnuvalar var. Mesela atıyorum Türk YouTuber'lar turnuva yapıyor. Ne bileyim. Ya Discord'daki topluluklar turnuva yapıyor. Ya benim de aklıma şey geldi. Eyvallah çok turnuva var ama böyle lig yok. Düzenli lig mantığı yok. Rocket League'de 3v3 ligi diye bir mantık oturtalım mı sizce? Bunun işlerini üstlenecek kişiler olur mu? Ha? Böyle bir fikri geldi aklıma. Mesela liglerde şey diye yarışarsın. Allah'ım emin de. Tamam sen. Liglerde şey diye yarışarsın. Champ, gece. Ondan sonra Diamond, Champ ve Gold Plat. 3 tane lig olacak. Girebilmek için en az rankınız Gold olacak arkadaşlar. Ve rankınız normal oyun modundaki en yüksek ranka göre girebileceksiniz. Böyle bir şey geldi aklıma. Transfer yapabileceksiniz. Kendi takımınız olacak. Falan filan. Bu fikir nerede aklıma geldi? Aslında bu fikir şeyde vardı. Pro Soccer Online'da biz varız ya arkadaşlar takım var. Ya oyunu mutlaka bilenler bilir. Orada bizim birinci ligde takımımız var. Çok güzel savunmalar. Guard United diye. Bir dakika şu pozisyon bir geçsin. Abi kuşlar da çok etkiliyor tabii doğaları gereği. Kuşları da. Abi çok gevşedi be adam. Abi sorry deme bana. Sorry deme. İtiraz yap, itiraz. Adamın tek yaptığı iş çok güzel sorry demek. Ama anladık sorry de. Kötü de oynanmış ki bu adam. Niye sorry diyor onu da anladım. Bro I'm in bad position. 20 saniye dayanacağız. Neyse ne anlatıyordum. İşte bu fikir şeyden geldi arkadaşlar. Pro Soccer Online'dan geldi aklıma. O Pro Soccer Online'a da böyle demedik değil mi onu? Ya şaka yapıyorsun ya. Şeye döndü olay oğlum. Arjantin Fransa maçına döndü. Abi bir şeyler anlatırken tamam bu oyunu oynamak çok zor ya onu fark ettim. Ama anlatacağım ya inadına anlatacağım. Pro Soccer Online'da böyle bir sistem var arkadaşlar. Aslında aynı sistem Rocket League'e gelecek öyle düşünüyorum. Ha bunun için sorumluluk alacak Sakin neyiz? Ah lan, Enci. Bunun için sorumluluk alacak kişiler lazım. Devam bakalım şimdi. Odaklanalım şu maçı yenelim. Yenilsek de canımız sağ olsun. Bunu al kanka, çok güzel. Birer mi? Enci. Vur lan. Oğlum pas çıkar lan. Niye toplamadın ya? Incoming atayım. Güzel. Bir önceki maç boş kale yüzünden gitti. Bakalım bu neyden gidecek. Bak bak adama bak. Arkamdan atlıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Dayı bir sakin ya. Aldı güzel. Patsa. Girer. Enki. Bir genki. Bu arada kaleye nice falan dedim. Abi çok kötü pas. Asist yapsan daha iyiydi kanka. Kale Nashlanları çok iyi kurtardı. My bad. Bana yazar. Kore diyor da onun bir hatası yok. My bad. Ben döndüm bu arada. Ah lan. Oğlum yani var ya hak ediyoruz aslında da bunu yeme. Onu al bıraktım. Çok güzel. Birebir pozisyon yazmıyor.
Yok, açılar. Şunu da alayım. Buşları yok. Ah! Ulan şansa bak. Lan o ne? Bas 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 bas. Double. Oh, enti. Aa, vur oğlum. Oğlum bir kademe mi al lan? Bir şey yap. Adam da çok pasif ya haliyle. Sıkamıyorum da. Abi double commit yaptık yine. Yok şu an bayağı kimyasızlık var ikimizin arasında. Boost yok. Agresif gideceğim. Çok agresif gideceğim. Abi önünde, top önünde. Yapma. Yeme yeme. Sakın yeme. Çıkarttım ben. Çok güzel. İyi çimsizlik var. Oğlum şuna vur. Çok kötü vuruş. Berbat da kötü vuruş. Tamam onu sen aldın. Ben de bunu alayım. La oğlum şu topa. Allah'ım. Adam en son atamıyor atamıyor. En sonunda gitti rakip kendi kalesine atlıyor. Yani çok kötü oluyor abi adam toplara. Baksana ki bu ne? Neyse. Kazandık mı kazandık. Ya bu arada bu rakibi suçlama olayı sizi rahatsız ediyor biliyorum arkadaşlar ama tamamen rekabetin kitinden kaynaklı. O tryhard'ından kaynaklı. Ne yapabileceğim bir şey yok. Bu bahsettiğim fikir içinde bir görüş belirtin mutlaka. Şempe çıkamadık ama bir galibiyet bir mağlubiyetle toparladık zaten. O boş kaleye kaçırmayan adam olsa mutlaka çeviri çıkardık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone değilseniz abone olmayı mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Şu XP'leri de bir alalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.